Konuğum Şaban Sarıyar, çok iyi tanıyorsunuz. Aralık ayında, 2019 yılının son günlerinde, son ayında hatta, eşinin kendisini terk etmesi, bir hamileliği, bu hamilelikten dünyaya gelen çocukları, eşini araması ve boşanmasıyla olaylı günleri ve yaşadıklarını biz programda işlemiştik ve en sonunda da Gülşah Hanım'la anlaşmalı bir şekilde programımızda tek celsede boşandılar. Hikaye bitti. Şaban Bey yeni bir hayata başladı. Ama nasıl bir çekim kuvveti varsa belanın içinden çıkamıyor. Bundan sonrasını Şaban Bey'e soracağım. Buyursunlar. Niçin tekrar bu koltukta oturuyor? Niye programımıza geldi? Önce hoş geldin. Biraz iyi bayramlar diyorum. Tekrar başlayacağız. Şaban abinin hikayesi, döngüsü, evliliklerindeki mutsuzluklar aslında hep aynı. Ama onun öncesinde Sevgi Dursun Erikçi sürtüyor konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? bulduk. İyi değilim Esra Hanım. İyi değilsiniz. Evet. Çünkü kızınız Tuğçe Yorulmaz 21 yaşında. 20 Mayıs tarihinden beri kayıp. Kayıp başvurusu yaptınız mı? Yaptım. 20 Mayıs tarihinden beri kızınızı arıyorsunuz. Şimdi ne oldu da yani Tuğçe 20 Mayıs öğlen İstanbul'da yaşadı, evden çıktı gitti. Bilmiyorum. Bir sorunumuz yoktu, bilmiyorum. Postaneye gitmiş, çanta almış. İş yerinden bilgisayar çantası sipariş vermişti. Bana bir gün öncesinden demişti. Anne sen çarşamba evde misin? Ben postaneye gidip çantamı alacağım dedi. Ben de kızım ben işe gideceğim ama kardeşin evde sen gidebilirsin dedim. O da tamam anne dedi. Sabah ben evden çıkınca o da hemen peşimden çıkmış gitmiş postaneye çantasını almış. 1,5-2,5 arası çıkmış gitmiş. Yani kardeşine bir şey dememiş. Bana da bir telefon edip anne ben şuraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Zaten normalde de Tuğçe şu son bir yılda çok değişti. Yani böyle gittiği yeri söylemiyordu, giderken izin almıyordu. Kafasına göre evden çıkıp kafasına göre eve geliyordu. Neredesin kızım dediğimde işte size ne ya, ben reşit oldum, 20 yaşında bir kızım. Siz ne karışırsınız bana, ben istediğim gibi yaşarım hayatımı. Bu tür cevaplar veriyordu. Bir yıldır kızınız aslında yani o eski Tuğçe değildi. Evet. Çok ciddi çok anlamda değişmişti, evet. Ciddi değişmeye, anlamda çok farklı değişmişti. Davranışlar yani o bildiğiniz Tuğçe değil de hayır. Yeni bir Tuğçe ile tanıştınız siz. Aynen. Bir yılda aslında birkaç kere birkaç gün evden ayrılırmış. Sonra tekrar geri gelirmiş. Bir o günlerde nereye gidiyordu biliyor muydunuz? Ama en önemlisi bir işe giriyor kızınız. O işe girdiği yer ona postane aracılığıyla bir kargo gönderiyor. O kargoda da çanta var. O çantayı evet. Almak için evden çıkıyor 20 Mayıs saat 13.30'da. Ve sonra da bir daha kendisinden haber aynen. Alamıyorsunuz. Haber alamıyoruz. Hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Telefonlarımızı açmıyor. Yani hepimize engel koymuş. Telefonları açık. Telefonu açık ama bize açmıyor. Ne bana, ne babasına, ne aileden birisine, hiç kimseye açmıyor. Bu arada Tuğçe, siz üç evladınız Tuğçe ile beraber. Evet, aynen. Beraber yaşıyorsunuz. Ayrısınız eşinizle evet. Ama babayla görüşmeye evet. Devam ediyorlar. Sizi telefonlardan da engelliyor. Ama siz bir yakın akrabanızdan yani eşiniz tarafından bir akrabanız var. Rüveyda isminde biri. Evet. Kızınız Tuğçe Yorulmaz onunla arkadaşlık yapıyor. Rüveyda ile Tuğçe'yi bir şekilde görüştürüyorsunuz evet, telefonda. Evet görüştürüyorum. Yani benim en son aklıma arkadaşı geldi. Dedem Rüveyda. Ben kendisini de zaten tanıyordum Rüveyda'nın. Bizim akrabamız olur uzaktan. Dedim bunlar çok yakın samimi arkadaş. Bu konuşsa Rüveyda'ya konuşur dedim. Rüveyda'yla konuştum durumu anlattım. Dedim Rüveyda'cığım böyle böyle Tuğçe kayıp biz hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Kimseye telefonlarını açmıyor. Senden ricam Tuğçe'ye ulaş konuş nerede öğrenmeye çalış. Rüveyda aramış. Hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya başlamış. İşte Tuğçe sen neredesin seni özledim geleyim göreyim. Demiş Rüveyda kimseye söyleme ama ben evden ayrıldım demiş. Ondan sonra
Rüveyda sormuş, Tuğçe sen neredesin? Ne yapıyorsun Rüveyda? Tuğçe ne yapıyorsun, sen neredesin? Bir arkadaşımla bir evdeyim demiş, bir bayan arkadaşımla demiş. Rüveyda sormuş, Tuğçe bayan arkadaşını görebilir miyim demiş. Tanıyabilir miyim, ben tanıyor muyum, kim bu demiş. Güvenilir birisi mi demiş. Evet demiş ama arkadan bir erkek sesi gelmiş. Yani evde diyor bayan değil bir erkek vardı diyor. Ondan sonra Rüveyda kapatmış, bir süre sonra tekrar aramış. Hatta görüntülü konuşmuş kendisiyle. Demiş, Tuğçe sen neredesin? Ben seni merak ediyorum demiş. Neredesin sen? Gelip seni görmek istiyorum. Bana demiş, adresini atar mısın demiş. Rüveyda demiş, sana güveniyorum, kimseye söyleme ama demiş, ben Ankara'dayım demiş. Ankara'dan bir konum göndermiş, konum atmış Rüveyda'ya. Tuğçe demiş, sen nasıl gittin Ankara'ya demiş. İşte hem liseden... Hem yanımdaki iş arkadaşımla birlikte, onun arabasıyla birlikte gittik. Patron bize izin aldı, seyahat izni aldı. Biz gittik, şu an biz iş için Ankara'dayız. Şu ne kadardır bu iş yerinde çalışıyor kızınız? Efendim? Ne kadardır hani bu patronu Ankara'dan attığı konum? Evet. Bir aslında siz oraya birini de gönderiyorsunuz. Evet, biz birini de gönderdik. Ankara'dan tanıdık birini de gönderdik ama... Ne var orada attığı konumda? Sadece iş yeri, ne otel ne de ev diye bir şey yok. Kızınız nerede çalışıyor? Kızım şu anda? Şu ana kadar, bir ay öncesine kadar çalışmıyordu. Sonra bir gün eve geldi, dedi ki anne ben bir iş buldum dedi. Ben de kızım dedim, hayırdır ne işi dedim. Bir profesörün yanında dedi asistanlık yapacağım dedi. Profesörün ismini vermeyin. Tamam, ondan sonra ama dedi bayramdan sonra başlayacağım dedi. Ama ara ara toplantılara katılacağım dedi. Bir profesörün yanında evet, çalışmaya başladığını. Güya onu o profesör bu Ankara'daki adrese mesai evet. arkadaşıyla beraber göndermiş. Ankara'da olduğuna inanıyor musunuz kızınızın? Ben Ankara'da olduğuna inanmıyorum. Ya bunun için çünkü hem seyahat belgesi lazım hem izin evet. lazım. Bu süreçte çok da mümkün olmayabilir. Sonra Rüveyda ile yaptığı bu görüşmede Çekmeköy'de olduğunu belirtmiş. Yok, hayır, sonra bir şey daha demiş Rüveyda'ya. Şu an için oteldeyim ama Ankara'da bir ablamız var. Bayram siyasağı kalktıktan sonra Ankara'daki ablamızın evine gideceğiz, orada kalacağız demiş. Sonra akşam teyzesi aramış, Tuğçe'ye demiş, telefonu kapatma, iki dakika konuşalım ne olur demiş. Seni çok merak ediyoruz demiş. Kızım sen neredesin? Tamam demiş, annene söyleme, babana söyleme, bana söyle ben geleyim teyzeciğim demiş. Ben demiş Çekmeköy'deyim ya demiş, artık beni rahat bırakın demiş. Sonra şey demiş ki teyzesi, kızım demiş sen bir Çekmeköy'deyim diyorsun, bir Ankara'dayım diyorsun, sen neredesin demiş. Ondan sonra teyzesine telefonu kapatmış, Rüveyda'yı aramış. Rüveyda ben sana güvendim, yerimi söyledim, sen neden teyzeme söyledin demiş. Rüveyda'ya da engel koymuş. Şimdi Rüveyda da ulaşamıyor. Hiçbir şekilde. Kızınızın Hayır. kronik kalp rahatsızlığı varmış. Evet, asıl aynı. Sevgi Hanım, olay şu, Tuğçe 21 yaşında, yani reşit. Aklı başında değil mi? Ya şimdi şöyle kendi söyleyeyim. Kendi kararlarını alabilip kendi hayatını çekip çevirebilecek biri. Niçin evi terk ediyor ya da bu kadar çok doğru olmayan şeyi arka arkaya söyleniyor? Yani 10 Mayıs tarihinde eşyalarını aldı çıktı gitti. Sizinle iletişimi neden kesin? Neden hakkında kayıp başvurusu var? Yani sevdiği biri vardı da siz ona engel mi oluyordunuz, yoksa sosyal medyadan insanlarla tanışıp kısa sürede onlara inanıp onların peşinden gidebilecek biri mi? Şimdi Tuğçe şu son bir yılda çok değişti. Son bir yıl öncesinde Tuğçe çok aklı başında, gittiği geldiği yere bana söyleyen, izin alan, benden izinsiz hiçbir yere gitmeyen bir kızdı. Ama şu son bir yılda Tuğçe çok değişti. Instagram'da çok fazla takılıyordu. Ve Instagram'dan biriyle konuşuyordu. Ama bunu sorduğumda bunu bana söylemiyordu. Sevdiği, görüştüğü biri var mıydı, arkadaşlık ettiği? Karşı cinsten. Sorduğumda söylemiyordu. Hiçbir şekilde bizimle bir şey paylaşmıyordu. Ne kardeşiyle. Onun bir de ikiz kardeşi var evde. Nedir? Yani diyorsunuz ya son bir yılda değişti. Evet. Sizinle de aslında güven kapılarını kapatıyor size karşı da. İletişimi tamamen evet. kesmiş. Sizinle niye? Yani işe girdiyse iş yeriyle ilgili anne ben burada çalışacağım diyebilir. Arkadaşında kalıyorsa diyebilir ki ben arkadaşındayım. Evet.
Size niye teyzeye telefonu açıyor, arkadaşa telefonu açıyor, sizi açmamasının nedeni... Teyzesine de açmıyordu. Teyzesi çok ısrar etti. Hatta teyzesi kendi telefonundan aradı, komşulardan aradı. En son Tuğçe demiş, ne olur yalvarırım sana kapatma, iki kelime söyle demiş. İki kelime. Size peki, size söylememesinin nedeni ne? Yani onlarla konuşuyor. Seninle ya, niye konuşmuyor? Yani senin de telefonunu açar. Anne bak bir daha beni ararsan seni engellerim. Nerede olduğumu merak etme. Beni unut. Beni yok say. Bir daha dönmeyeceğim o eve. İşte o evde seninle kardeşlerimi yaşamak istiyorum. Evet konuşmuyor ama sadece mesaj atmış. İşte ben eve dönmeyeceğim. Ben burada çok mutluyum. Ama i̇şte, sebebi ne sizi terk etmesinin? Sebebi bilmiyorum ama demek ki kendince bir sebepleri varmış. Ben hala anlayamadım. Tuğçe çok hassas bir kızdı. Babasından ayrıldıktan sonra bayağı bir bizim bir ailevi problemlerimiz oldu. Bayağı bir etkilendi. Çok hassas, duygusal bir kızdı. Yani her şeyden etkilenen bir kızdı ne Tuğçe. Zaman bir yılda, 7 yıl çok, önce. Bir yıl boyunca sürekli evi terk etti. Evet, bir iki gün gidiyor. Evden ayrılıyordu. Sonra bir anda çıkıp geliyordu. O zaman o gittiği tarihlerde, dönemlerde nerede kalıyordu? Kimin yanına gidiyordu? Söylemiyordu. Hiçbir şekilde söylemiyordu. Peki siz hemen kayıp başvurusu yapıyor muydunuz? Ya kayıp başvurusu yapmıyordum. Sadece kardeşine söylüyormuş. Bana değil, ben bir arkadaşımda kalacağım diyormuş. Beni merak etmeyin diyormuş. Geldiğinde kızım neredesin dediğimde işte... arkadaşındaydım. Ondan sonra diyorum kızım neden izin almıyorsun ya da neden söylemiyorsun dediğimde ben 20 yaşındayım, reşitim, her şeyi size mi söyleyeceğim, size hesap mı vereceğim? Kaç gün mesela, en uzun süresi kaç günde evden ayrıldı? Şimdi gitti, akşam kızınız gelmedi, merak ediyorsunuz. Ertesi günde gelmedi. Bir gün, en fazla iki gün. İki gün. Evet. Aslında iki gün dediğiniz o kadar uzun bir süre ki, evet. Yani hani ilk günü hadi bir şekilde gelmedi akşam ama... gece saat 12'den sonra başlarsınız kızı aramaya. Niye kayıp başvurusu yapmıyordunuz? Kardeşine söyledi ama yerini bilmiyorsun. Evet. Yurdunu bilmiyorsun. Kimlerle, hangi insanlarla beraber bunu da bilmiyorsunuz. Evet,